Akşamlar Memleket TV izleyenleri, yeni bir Er Meydanı programında daha yeniden sizlerle beraberiz. Bugün 15 Temmuz 2020 Perşembe. Doğru söyledim mi? Perşembe. Doğru. Evet. 15 Çarşamba. Çarşamba mı? Evet. Yani bir eşlik oldu. Evet. Bugün özel bir gün. Niye özel? Malum tarihi biliyoruz. 15 Temmuz'dan kaynaklanan. Resmi tatil dolayısıyla. Bugünkü konumuz ve konuğumuz, malum her haftanın bir gününde bir basıncı arkadaşımla Konya'da basın, sosyal medya ve basın nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor gibi mesleki bir sohbet oluyor. Bugün de o sohbetlerimizden birisi Konya basınının tanınmış duayen, genelde duayen kelimesi kullanılır bizim basın emektarlarına. Bana göre de Konya basının duayen isimlerinden Erhan Dargeçit. Hemşerim, arkadaşımla beraber. Erhan Bey hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Böyle bir tatil gününde evet. Bize zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah. Erhan Bey, evet. Ben tabii ki siz gazeteci olduğunuz için bu tür programlarında tabii ki siz de aşinasınız. Biz acizane gazeteyi kağıt başına bıraktıktan sonra bu dijital web dünyada, sosyal evet. Medyada bir nevi bazı gençlerin yaptığı YouTuber'lıkla benzer bir iş. Sosyal medya sitelerimizin sayfalarımız üzerinde bu tür dostlarımızla gündemi siz nasıl takip edip gazetelere aktarıyorsanız veya web'e aktarıyorsanız biz de acilen haftada bir günde olsa böyle canlı canlı dostlarla değerlendirme yapıp vatandaşlarla ve daha doğrusu takipçilerimizle paylaşıyoruz. Sosyal medya dijital paylaşımcı da yapıyoruz yani. Evet. Aynen. Bugün de şeref verdiniz. Davetimize icabet ettiniz. Klasik malum sizleri Konya basını veya Konya halkı şu anda tabii ki çok iyi biliyor, tanınan bir isimsiniz. Ancak dijital ortamda açıkta da kalacak bu. Allah uzun ömür versin. 50 yıl sonra bile insanlar Erhan Dargeçit'le Er Meydanı kimdir sorduğu zaman çıkmasına, arşiv geçmesine usuldendir. Erhan Dargeçit kimdir? Kendi ağzınızdan bir dinleyelim ama sana sonra sohbete devam edelim. Şimdi öncelikle yani insan aslında kendini anlatması çok zor bir şey. Değil mi? Yani evet. Zor bir soru. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ya bu kadar resmi olmayacağım. Kusura bakma. Tamam, yani ben de. Sen dostumuzsun. Eyvallah. Eyvallah. Ben aynı zamanda toprağımsın biliyorsun. Toprağım ben hemşerim diyorum. Evet. Hemşerimizsin. Eriyebilirsin. Evet. O yüzden tabii ki burada böyle bir isteği kıramazdık ve seve seve katıldık. Eyvallah. Sen aslında bizi düşündüğün için böyle bir programda ben özellikle çok teşekkür ediyorum sana. Tabii Memleket TV, Memleket TV olarak evet. Daha evvelden de biliyorum senin çalışmalarını. Ben de onun dışında Karapınar'da yaptığın gazetecilik çalışmalarını vesaire bunları da sürekli 15. takip ettiğimiz bir şey. Dolayısıyla seninle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu yüzden kardeşim, benim için bir zevkti. O şeref bana ait derler ya, o şeref bana ait. Sağ olun. Şimdi ben Eril doğumluyum ve yaklaşık 25 yılı aşkın bir süredir Konya basının içerisindeyim. Gazeteciliğe başlamam biraz daha eski ama 25 yılı aşkın bir süredir Konya basının içerisindeyim. Ve işte Konya basının en azından şimdiye kadarki olan gelişmesini ve değişimini çok daha objektif görebildiğimi düşünüyorum içerisinde. Ama oraya geçmeyeyim dur abi sen hemen Konya. Eriyelim dediniz de Eriyel'de mi doğdunuz? Ben Eriyel'de. Nereye okudunuz neresi? Onlara biraz yani o tanınmaz açısından sizi oraya ki merak edenler ileride. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Eriyel'i doğumluyum ama hani şey vardı böyle kırkı çıkmak derler. Biz 40. günü Konya'ya gelmişiz. Ha, babamızın mesleği. Babamın işi dolayısıyla babam devlet suç yerinde çalıştı, görevliydi. Uzun yıllar ve oradan emekli oldum. Ve o yüzden ben hep Konya'da büyüdüm. Ha, Konya'da büyüdüm. Konya'da büyüdüm. Anne baba Ereğli yalnız. Tabii tabii anne baba da Ereğli. Anıt alanında büyüdüm. Anıtı biliyorsunuz. Orada büyüdüm. Orada DSİ lojmanlarında büyüdüm. Orası çok güzel bir yerdir. Evet. Ve hala da hala çok sevdiğimiz ve bizim için bu ukde bir yer. O nedenle orada büyüdük. Zafer'de. Zafer yani Konya'nın merkezinde büyüdüğümüz evet. Yani. Dolayısıyla. Öyle. Ben liseyi şeyde, ortaokulu şeyde okudum. Hemen arkasında Mevlana Ortaokulu vardı. Bilenler bilirler. Evet, çocuk yuvasında orada. Ortaokulu orada okudum. İlkokul Mümtaz Korun. Mümtaz Korun da yaptı evet. Hemen şu arkamızda. O arada
3 yıl Mütas Koru'da okudum, 2 yıl Alaaddin Hoku'da okudum. Hacı Kaymak tarafında. Hacı Kaymak. Evet. Ondan sonra tekrar Gazi Lisesi, Mevlana Ortaokulu'na oraya evet. geçtim. Ve ondan sonra da Gazi Lisesi'nde hemen. Liseydi. Orada devam ettim liseyde. Lisede matematik bölümü mezunuyum. Akabinde evet. Akabinde tabii üniversite, bir iki üniversite değiştirdim ama Doğu Dilleri mezunuyum. Öyle mi? Fen Edebiyat Fakültesi. Konya mı? Selçuk mu? Konya, Selçuk. Fen Edebiyat Fakültesi. O da tren yolunda mıydı o okulda? Doğu Dilleri. Yok yok, şey, kampüsteydi. Kampüste miydi? Evet, 91'de. 91'de. Ondan sonra şimdi de bir şey başladı işte. Yeni bir buraya açık öğretim şeyi. Açık öğretim. İnşallah kamu yönetimini de açık öğretim. Orada mı? Devam ediyor musunuz? Bu yaz sonu inşallah bitireceğim. Maalesef kamu yönetim iyi bölüm değil. Evet, i̇ki sene önce bir sağ olsunlar bizi açık öğretim bürosundan ziyarete gelen müdür hanım böyle bir şey teklif etti. Biz de kabul ettik. Kamu yönetimini okuyalım dedik. Öyle kamu yönetimini... Bu sene dördüncü yıl öyle mi? İki senede bitiriyorum. Dört yıl ama. Fark et. Ha, öyle mi? Dersleri verdim. Evet. Hepsi dersleri verdim. Önümüzdeki kaymakama tanırsanız sürpriz olmaz. Yani kamu yönetimini direkt kaymakama da yapmaya gelir. Yaş sorunu var öyle değil mi? Bilmiyorum. Yani yaşım 30 oldu. 30'dan sonra kaymakam oldu mu yaşım? 30 olduk yani. Kaymakam yapmayabilirler yani. Yani Erhan Dar'ı geçti, şey, askerliği yaptım. Askerliği de Ankara'da yaptım ben. Evet, Ankara'da bu şeyde yaptım ben. Hatta çok da merkezi bir yerde yaptım. İsmet İnönü Bulvarı'nda Mızıka Astsubay Okulu'nda yaptım askerliğim. Herkes söylüyor mızıkacı mıydı falan diye de değil ama orada öyle bir birlik vardı. Bizi sağ olsunlar oraya vermişler. Biz de orada yaptık askerliğimizi evet. geldik. Erhan Dar'ı geçip kimdi sorusu evet. genel hatlarıyla. Onun dışında da evliyim. İki tane çocuğum var. Allah bahşişsin. Ellerinizde mutlar. Çocuklardan birisi ufak birisi üniversite imtihanına yeni girdi. Şimdi sonuç bekliyorum. İnşallah. Hayırlısı bugün yarın. İnşallah. Temmuz sonuna doğru işte sanıyorum 28-23 falan açıklanacak. Onu bekliyorum. Oğlum zaten küçük. O da ilkokul. Evet. Herkesinkini Allah bağışlasın. Abi şimdi gazeteciliğe peki Erhan Dar Gezi siz sayısalcıyım dediniz lisede. Sonra Doğu Dilleri ile okula gittiniz. Direkt soruyorum. Evet. Gazeteci Erhan Dargis, gazeteciliğe nereden, nasıl girdiniz? Çocukta böyle bir ukdeniz var mıydı? Nasıl başladı gazetecilik hayatınız? Evet, ben aslında gazeteciliğe gerçekten isteyerek ve bilerek giren ender insanlardan biriyim. Evet. Yani bir idolümüz var. Bu yani gazetecilikte idollerim var ama tabii bunu çok söylemek, çok söylemek hoşuma gidiyor. Peki bilerek isteyerekken sizi ne itti yani onu da yani, isim değildi belki. Şimdi hak arama bir kere çok önemli. Yani evet hak arama. Yani gazeteci benim gözümde hak arar diye düşünüyorum. Altın avukatı değil mi? Yani öyle de diyebilirim. Ama resmi yani. Tanımı da öyle zaten. Yani. Tabii aynen öyle. Yani sonuçta biz kamu hizmeti veriyoruz. Halk adına bir kamu hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir şeydi. Ve tabii insanları bilgilendiriyorsunuz da. Bu da ayrı zevkli bir şey. Ayrı bir şey. Yani kesinlikle öyle. Dolayısıyla bunu çok istedim. Ben üniversitede okurken gazeteciliğe başladım zaten. 1989'da ilk haberim çıktığında Ankara'da Ankara'da ilk haberim çıktığında çok mutlu olmuştum. Yani Ankara'da bir gazetede onun da adını vermek istemiyorum şu anda. Yani önemlisi. Yani polemik olmasın diye vermiyorum. Tamam, yani. Ankara'daki çalıştığım gazetede. Dolayısıyla o dönemden itibaren bundan daha büyük bir zevk almıştım. O zaman ilk haberim çıktığından itibaren çok büyük zevk alarak yaptığım bir işti ve o dönemde de yani çok fazla hani iş imkanları falan vardı. Bizim bir de tabi bu arada biliyorsunuz de siyasetçi kimliğimiz de var bizim. Var. Ona en son gelelim. Evet. Yani o siyasetçi kimliğimiz olmasına rağmen biz başka bir meslek hiç düşünmedik. Yani hep bu dönemde elimizden geldiğince basınla ilgili, gazetecilikle ilgili, efendime söyleyeyim onun diğer kollarıyla ilgili bir şeyler yapmak uğraşında olduk hep. Onu da işte bu zamana kadar geldik. Öyle ki yaptığımız şimdi evet, tabii ki hep güzel yaptığımız başarılı oldu. Hala aynı sevgiyle yapıyorum. Yapıyorsunuz bunu istedim. Yani aynı sevgiyle yapıyorum. Hatta yani kaç yıllık gazetesi şu anda yani? 89'dan bu yana 90 desek. Yani ilk haberimin çıktığını düşünürsek tabii 89'dan başlamak lazım. 31 yıl. Tabii 31 yıl olmuş doğru. Evet. Doğru. Ama işte Konya'da 25 yılı geçti yani biraz daha. Evet. Konya'daki süreci o zaman. Konya'daki süreç de aslında Konya'da ben geldiğimde birçok yani Konya'nın sosyolojik yapısı
çok fazla aslında benimle örtüşmüyordu. Senin siyasi görüşünü. Tabii örtüşmüyordu. Ama biz buna rağmen kendimizi kabullendirmeye çalıştık. Aslında öyle demek biraz daha doğru herhalde. Tabii o dönemlerde şeydi, gazetecilik her ne kadar şey olsa da böyle ne derler ona, daha böyle kalifiye, daha böyle işte bilgi becerimi gerektiren iş yani. Yok, ondan ziyade daha böyle itibar gören bir yani itibarlı durumdayken. Popüler bir iş. Evet evet öyle. Biz tabii kendimizi kabullendirmekle ilgili uğraştık yani. Tamam. Öyle tabii biz şeyden de fikirlerimizden de pek fazla ödün vermedik. Yani. Şimdi o zaman yani, şöyle bir geçiş yapalım mı Erhan Bey? Yani bazı şeyi sürekli söylemek istedim. Sohbet kıvamında olmayacak. Siz siyasi ve dünya görüşü olarak sadece görüş değil, yaşam tarzı olarak da, gazetecilik olarak da siz sol görüş, Atatürkçü görüş, artık siz kendinizi isteseniz kendiniz alın. Evet, o görüşü iyi özümseyen ve temsil eden birisiniz. Evet. Bu aileden mi gelme yoksa siz... Yok, bu aileyle alakası yok. Ailem benim yani tam tersi aslında. Öyle mi? Bazen tersi de olur da ben olsun yani. Yani bu görüşe siz bu aslında görüşürüz. Şöyle bir şey. Kendiniz yani, siyasi olarak nasıl anlıyorsunuz? Siyasal görüş şöyle bir şeydir. Yani siyaset ekonomidir aslında. Yani şimdi siyasi terimlere baktığınız zaman işte ne var? Feodalizm diyoruz. Nedir bunun anlamı? Ekonomidir. Efendim, yani ekonomik sistemdir feodalizm. Ha, sistem ha. Sosyalizm diyorsunuz. Nedir bunun anlamı? Ekonomik sistemdir. Ekonomi üzerine bulmuş. Tabii komünizm ekonomik sistemdir. Liberalizm ekonomik sistemdir. Veya kapitalizm ekonomik sistemdir. Yani bunların aslında hepsi ekonomik sistemlerdir. Bu ekonomik sistemi bir şekilde insanlara empoze ederken, ekonomik sistem sunarken, sizin tabii ki içinden size cazip geleni ve bunu da kendiniz karar veriyorsunuz. Yani bu aslında şöyle bir şey, bunu her zaman ben söylüyorum ama Türkiye'deki en büyük handikaplardan birisi şudur, bunu örnek olsun diye söylüyorum. İşte insanlar şimdi şeyden şikayet ediyorlar, vay efendim deizm arttı, ateizm arttı falan diye. Niye bunun arttığını düşünüyoruz? Çünkü insanlar kendileri bir şeylere karar vermiyor. Çocuk hasbelkader Müslüman. Yani babası, annesi Müslüman olduğu için o da Müslümanlığı seçiyor. Ama Müslümanlığı ne demek olduğunu, İslamiyet'in ne demek olduğunu bilmiyor. Onu bildiği zaman ona göre bir yol çizecek en baştan. Dolayısıyla yani biz burada kendimizle ilgili bir fikir söylerken elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Ama biz İslam'ın ne olduğunu, ne getirdiği, ne olduğunu ben şahsım adına söylüyorum. Ben bildiğim için yani toplum genelinden bahsediyoruz. Tabii şahsı evet. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki bu arada hemen giriyorum da şimdi siz konuşun aklıma geldi. Yani bu izimle bitenlerin çoğu ekonomik altyapısı var dediğiniz. Kapitalizm mesela karşısında sosyalizm gibi. Bunlar tamam kabul. Bir de şey var. İdealizm, realizm. Bunlar da düşünce bazlı. Ekonomiden evet. Ziyade siz kendinizi idealist biri olarak görebiliyorsunuz değil mi yani? Solunda, sağında idealist de var, realist de var. Yani bunun ekonomik o sistemle doğrudan ilgisi yok değil mi? O düşünce yapısı ayrı. Tabii yani şimdi idealizm, realizm, sürrealizm vesaire bunlar... Genelde solcular realist, sağcılar idealist gibi biliniyor yani ya. İşte böyle bir etiketleme doğru değil. Doğru değil. Yani ben de oynayayım. Birçok böyle sağcı arkadaşım var yani. Realist. Birçok solcu arkadaşa göre onlar çok daha doğru düşünen, çok daha yerinde kararlar verebilen insanlar. Bunun yanı sıra tabii ki tam tersi de mevcut. Yani dolayısıyla bunu direktten öyle sınıflandırmak bana göre çok doğru değil. Şimdi insanlar Türkiye'de artık dünyanın işte hani siz ilk başta girişte sosyal medya yayıncılığından bahsettiniz. Şimdi sosyal medya yayıncılığı neden yapıyorsunuz? Çünkü artık konjonktür buna doğru bir evrilme geçiriyor. İletişim. Doğru, tabii ki. Yani artık iletişim çağında yaşıyoruz. Yani gazeteler bitti deniyor. Tabii ben buna karşıyım. Böyle bir şey kabul etmem yani kesinlikle ama yani bu gazeteler şey yapacaktır. Yani bu evrilmeye, bu iletişim çağının gerekliliğine muhakkak uyum sağlayacaklar. Uyum sağlayacak. Yani uyum sağlamak zorunda değil. Bitme mümkün değil. Bu bunun gibi. Yani aslında siz konjonktüre uyum sağlıyorsunuz. Şu anda siyasal konjonktüre baktığınız zaman Türkiye'de şu vardır. Türkiye'nin çıkarları veya Türkiye'nin çıkarlarına karşı olan düşünce. Yani şey aslında siyasette şu anda Türkiye'de bakış açısı ancak bu şekilde olabilir. Yani bunu şimdi
işte bütün çok fazla girmek istemiyorum ama Suriye sorununa bakıyorsunuz. Efendim diğer o şeylerdeki komşu ülkelerdeki sorunlara bakıyorsunuz vesaire. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumuna bakıyorsunuz. Türk devletinin aldığı konjonktürel yaklaşımlara, koyduğu konjonktürel yaklaşımlara bakıyorsunuz. Ve bunlara göre siyaseti değerlendirmek zorundasınız. Yani şimdi bir şey hani mutlak doğru yoktur diye bir şey vardır ya. Mutlak doğru veya mutlak yanlış diye bir şeyi sınıflandıramazsınız. Yani ben realistim. Hani bu senin realistliğin sana yeterli değil. %100 olamaz. Bu hele şu konjonktürde artık bu dünyada iletişim çağında yaşadığımız bu dünyada %100 idealist olamazsınız. %100 realist olamazsınız. %100 başka bir şey de olamazsınız. Yani işte %100 sosyalist olamıyorsunuz. Ha veya %100 kapitalist de olamıyorsunuz. Yani işte kapitalizme baktığınız zaman devletçiliği bunun sebebi işte şu değil mi abi? Dijital dünya artık küçüldü. Siz ne kadar ne olursanız çevreye uyum sosyal olamazsanız bayraktırıya gibi kendi başınıza bir globalleşeceksiniz. Yani bunu belki eleştirebilirler yani bazı izleyici arkadaşlar. Yani globalleşmeyi doğru mu? Eleştiremiyorum. Muhafazakarda savunanlar var mı? Doğru mu bulduğumu için söylemiyorum ama globalleşen bir dünyada buna ayak uyduracaksınız. Aslında yapacağın iş bu. Yani bu şey filan da değil. Yani böyle makyavelizm falan da savunuculuğu da yapmıyorum. Ama sonuçta bunu bu şekilde değerlendirmediğin takdirde hem kendi kalkınmanı, kendi gelişmeni hem toplumsal gelişmeyi ve kalkınmayı şey yapamayacaksın, sağlayamayacaksın yani. Ve sonrası içinde tabii ki de o var yani. Aynen öyle. Bu bir de büyük çapta devlet bazında olduğu zaman hadi kişisel olarak tamam. Tabii. Düşüneceğin zararını kendin çekersin. Belki çocuğun da çeker ama tabii. Bu iş devlet, millet boyutuna geçtiği zaman %100 realist, %100 idealist gibi İzimlere %100 mümkün değil. Tabii. Niye? Ya mesela şey var, biz bakıyorsunuz 15 Temmuz, gerçi belki biraz sonra konuşacağız ama yani. 15 Temmuz 2016'ya baktığınız takdirde 16 Temmuz'u hatırlayın, 16 Temmuz 2016'da hep bütün toplum sağcısıyla, solcusuyla, dincisiyle, milliyetçisiyle vesaire. Beta terörizmine karşı tek üretti. Tabii tabii. Yani... Şimdi 2020, bugün gelelim abi, zaten bundan başlayalım. Şimdi bugün evet. 2020. Biz de sizle başlayalım. Biz de bu saate kadar dışarılarda veya sosyal medyada gündemi takip ettik. Şimdi 2016'nın 16 Temmuz'undaki ruhla 2020'nin 16 Temmuz'un bugün 15'i de yani darbe yok. Bugün farz edelim. Evet. Bu aradaki 4 yılda 3 yıl bitti. 4'üncüye gittik. Bu aradaki toplumsal psikoloji veya sosyoloji nasıl gördün abi? Bugün nasıl gördün? Ya tabii şimdi Türkiye'de siyaseten buna baktığımız zaman şunu kesinlikle görmek lazım. Yani bir ayrışma, toplumda bir ayrışma var. Kutuplaşma var. Yani bu kutuplaşma demek istemiyorum. Yani çünkü öyle bir kutuplaşı olarak görmüyorum ben onları. Ayrışma daha sanki doğru oluyor gibi geliyor Türkçe olarak. Şimdi bir ayrışma var ve tabii burada yani kim ne derse desin, hükümetin bana göre doğru yapmadığı bir takım şeyler var. Yani bunu da şöyle falan söylemiyorum. Aman efendim hükümet karşıtıyım bilmem neyi falan. Öyle bir hükümet eleştirisi olarak söylemiyorum. Abi olabilir de yani. Ben mesela hükümet karşıtıyım. Hayır olabilir. Muhakkak o da olabilir de. Yani ben ona istinaden söylemiyorum. Yani buradaki yanlışlığı söylemiyorum. Sadece sosyolojik manada söylüyorum. Yani siz 16 Temmuz 2016 yılında böyle bir birlik, beraberlik yaşadığınız takdirde bunu eğer 2020'ye kadar koruyamamışsanız burada bir sıkıntı vardır. Yani bunu becerememişsiniz demektir. Yani. Kim becerememiş işte ya? İşte hükümet becerememiş. Değil mi yani? Sonuçta yönetim değil mi ya? Tabii. Muhalefet yani. Niye sen bunu beceremedin deneyim. Tabii aynen öyle. Sorumlu iktidar yani. Dolayısıyla şimdi mesela programdan önce de seninle ufak tefek konuştuk. Yani sosyal medyaya bakıyorum ben. İşte insanlar artık diyorlar. Yani 15 Temmuz'un kontrolü yapmış. 15 Temmuz tiyatrosu kutlu olsun buna böyle bir cümle yazmış mesela. Bana göre çok ayıp bir cümle. Yani çok doğru bulmam. Ne olursa olsun. Düşünce ne olursa olsun. O kadar şehit var değil mi? Tabii. Yani orada bir... Şehitlerin hatırlığı. Şehitlerin anısı biraz tarih edici yani. Aynen öyle. Şehitlerin anısına bu 15 Temmuz'u aksi ispat edilene kadar bu 15 Sosyal. Temmuz'u bir zafer olarak kabullenmek zorundayız. Evet. Bana göre gerçekten o dönemde muhakkak devletin gizli bilgileri vesairesi zamanla açığa çıkacaktır bazı bilgiler, belgeler vesaire. O zaman daha net öğreneceğiz ama yani 15 Temmuz'un çok ciddi bir sorun olduğu
bir işte Amerikan darbesi olduğu hatta bu ortada iken bunun işte kontrolü tiyatro mıydı, düşünmek çok doğru bir tavır değil. Bir kere bunu herkesin kabullenmesi lazım. En azından şimdilik değil, değil mi? Farzette öyle oldu. Yani ileride ne zaman? Bundan 10 yıl sonra başka bir takım belgeler çıkarmış ortaya. Aksiye çıkarmışlar. Eyvallah, o zaman oturup tekrar konuşulabilir ama şu an için en azından o şehit olan insanlarımıza saygı, anılarına saygı ve evet yakınlarına anılarına saygı göstermek adına bunu hiç bu şekilde dillendirmek biraz bana estetik gelmiyor şimdi. Evet. Peki bak şimdi geçen de aynı benzer bir olay yaşadık da veya durumla karşı şimdi dediğine ben de katılıyorum. Yani katılmamak mümkün değil. Ama işte bak, amadan sonra bazı insanlarla ayrışıyor. Birilerinin tiyatro veya yarı kontrollü darbe demesinin sebebini hiç araştırmıyoruz ama adama sen niye tiyatro dedin? Niye de yani, ya ama çünkü bak ben de neredeyse o safta gibi hissediyorum şu anda. Birileri 15 Temmuz'u o kadar kutsayıp o kadar yüceltip adeta kainatın yeniden yaratılışı, sanki Kurtuluş Savaşı'ndan çıktık, İzmir'i denize dökmüş gibi anormal ölçülerde abartılınca birilerine zaten içine sinmiyor. İşte tarihi, o tarihe bu tarihe cevap veriyor. Tiyatroydu. Yani geçtik gidiyor yani. Ya burada şöyle bir şey var aslında. Ya bakın Türk toplumu da iyi tanımak lazım. Yani Türk toplumu şey değildir, merkezci değildir. Yani yumuşak değildir. Türk toplumu uçlardadır. Biz severiz, sevdiğimiz için öldürebiliriz. Yani biz sevmeyiz, sevmediğimiz için öldürebiliriz. Yani bizim şeyimiz yoktur, böyle orta bir tavrımız yoktur. Yani bir şey, ne derler ona, böyle daha ılıman, daha böyle işte... Empati yapabilen bir toplum değiliz. Öyle bir toplum değiliz. Dolayısıyla biz bunu çok büyütebiliriz. Ya işte Ayasofya'yı çok büyüttüğümüz gibi. Nasıl gelecektim abi? Efendime söyleyeyim. Yani bir şeyde çok önemli şeyleri de küçültebiliriz. Yani. Hemen o zaman yumuşak geçiş yapalım. Ayasofya'nın ibadete açılması, daha doğrusu geçtiğimiz ayın 10'undaki Danıştay 10. Dairesi'nin aldığı karar, işte Atatürk'ün imzası evet. olan Bahanavur kararının geçersiz olduğunu. Dolayısıyla bir önceki neydi? Camiydi. Evet. Tabii öyle demesi de kararla diyor ki tamam o kümsün. Ve işte Cumhurbaşkanımız o gün açıklama yaptı. 24 Temmuz'da ilk cuma namazıyla ibadete açılacağını beyan etti. Bu konu hakkında nedir abi? Ya ben şöyle söyleyeyim size öncelikle. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ayasofya'nın o Danıştay kararı açıklandığı günün akşamı şeydeydik, İstanbul'daydık. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak bir toplantımız vardı. Oradaydık ve oradaki yaklaşık 30 civarında gazeteciyle birlikte Ayasofya'da biz de orada bulunduk. Konya'yı da temsilen naçizane. Evet. Ben de oradaydım. En azından bir Konyalı var orada. Eyvallah. Dedirttik yani. Ayasofya'nın açılması tabii moralmen insanlara yani vatandaşımıza yani ekonomik şartlar altında sıkıntı içerisinde olan ne bileyim böyle işlerine kötü giden bir de pandemiden dolayı üzerinde bir baskı hisseden vatandaşlarımıza tabii güzel bir moral güzel oluyor. Sosyolojik yani, anlamda bu yönünü düşünmek lazım. Ama öbür türlü tabii sizin de söylediğiniz gibi siyasi yani bunun hani çok böyle büyütülecek bir tarafı yok aslında. Neden büyütülecek bir tarafı yok? Zaten işte hepimiz biliyoruz ki yani tarihte bunu öğrendik yani tarihte bunu yazıyor. Evet, tarihçi olduk. 1934 yılında Atatürk Ayasofya'yı, Ayasofya Camii olarak tapusunu tescillenmiş. Aynı zamanda UNESCO'da da bu tapu tescilleri istinaden UNESCO'da Ayasofya Camii olarak bunu işte kaybedilmemesi gereken değerler olarak devletin tapusuna kaydettirmiş. UNESCO'da da bu şekilde tescilli. Yani UNESCO'da da cami olarak, Ayasofya cami olarak tescilli. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı istediği zaman veya eski dönemde de bundan 10 sene önce veya 20 sene önce başbakan da istediği zaman hükümet başbakan hükümet kurulu kararıyla şimdi Cumhurbaşkanı'nda bakanlar kuruluna da gerek yok. Cumhurbaşkanı tamam kardeşim ben burayı cami yaptım dedi. Yani cami ibadetine açtım dediği anda açılacak. Yani bu çok böyle yani aman efendim nasıl başardınız bunu? Nasıl böyle büyük bir iş başardınız gibi bir havaya zafer, sokmak. Zafer havası. Yani böyle bir havaya sokmak ne kadar doğru ben bilmiyorum. Yani, sürü taraf tahrik ediyor. Tabii aynen öyle. Yani bunun bence işte sosyolojik tarafı daha önemli. Yani gerçekten Ayasofya'nın
24 Temmuz'dan dediniz. 24 Temmuz'da orada bir cuma namazı kılınacak olması bizim milletimize, Müslüman Türk milletine tabiri caizse moral verir. Yani moral verir. Bu moral de bana göre yeterlidir. Yani ama burada da şunu da söyleyeyim. Bakın yani bir de tabii pandemi süreci yaşıyoruz. Bunu da es geçmemek lazım. Geçen gün Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay bir basın toplantısı yaptı. Dün beraber. Evet. Dün değil mi? Dün. Basın toplantısı yaptı ve basın toplantısı aynen şunu söyledi. Yani biz de oraya bir program yapmayı düşünüyorduk Ayasofya'ya. Ama pandemiden dolayı bunun daha doğru olmayacağını düşündük. Ha, pandemi geçene kadar bunu yapmayacağını söyledi. Bana göre çok doğru bir tavır. Kesinlikle. Çok doğru bir tavır. Ve bence işte bunu aynı şekilde İstanbul'da da bunu bu şekilde düşünmek lazım. Yani yine bu sosyolojik manada moral vereceğim diye 24 Temmuz'da cuma namazı kıldırırken orada insanları da üst üste bir şekilde pandemiye karşı orada biraz sıkıntıya sokmak da bana göre ayrı bir vebal olacaktı. Bunu da muhakkak devlet tarafından, devlet yetkilileri tarafından gözden geçirileceğine inanıyorum ben. Şimdi evet. Abi, Ayasofya dedik, pandemi dedik. Bir de bu son haftalarda bu tür programlarda bizim gibi gazeteci, yazar size takım veya duyarlı vatandaşlar bazında en çok konuşulan konu başlıklarından birisi de şeydi. Avukatlar yasası ve paralar kanunu. O da değişti. Siz de gazeteci olarak yakından takip ediyorsunuz. Bu konuda görüşlerim var. Ya bu yani çoklu para olacak mı? Evet, evet. Yani ya tabii böyle bir şeye gerek var mı yok mu çok bilmiyorum. Öncelikle yani bu devletin veya meclisin işte öncelikli konusu muydu bunu çok bilmiyorum. Yani biz şöyle baroyla benim yani baroyla hiç işim olduğunu bilmiyorum. Benim baroyla bir işim olmaz. Yani vatandaş olarak baroyla nasıl bir işimiz olur bilmiyorum. Olmaz. Seçmeci raporlar nasıl olmazsa o da senin oraya da olmaz. Aynen öyle. Bizim işimiz seçmeci. Bir tane avukatlık bir işimiz olduğu zaman avukat eşimiz dostumuz bir tanesine söylüyoruz ya bizim şöyle bir işimiz var. Bununla da ilgilenin diye. Ama dolaylı. Sağ olsun ilgileniyorlar. Bunun dışında seçmeci raporları yani, bir tutamayız yani. Evet, ya tabii ki yani muhakkak ya ama sonuçta bu direktmen vatandaşı ilgilendiren bir konu mudur değil midir bunu bir şey yap görmek gerek bilemez kesin yani ama dolayısıyla öbür taraftan da yani buradan tabii niye böyle bir taleple geldi hükümet tarafı ona bakmak lazım. Yani şimdi diyor ki oradaki ben birkaç tane böyle hükümet yanlısı, AK Parti yanlısı, gazeteci arkadaşla dinledim şimdi doğrusu. Şöyle bir tezleri var. Efendim şey İstanbul Barosu bilmem terör örgütlerine yataklık yapıyor. Bilmem İstanbul Barosu şöyle uygunsuz, hukuksuz işler yapıyor falan gibi böyle suçlamalar veriyor. Böyle suçlamalar var. Şimdi düşünüyorum yani eğer bir suç varsa, bir terör örgütüne yataklık varsa şayet suç varsa hükümete gereği yapar. Hukuksuz. Bu direktmen yargılanır. İçeriye gereği yapılır. Ne yapılması gerekiyorsa. Onun dışında yani uygunsuz olan ne varsa yani uygunsuz olan ne varsa bunun bir çözümü vardır. Ama ben seçimi kazanamıyorum orada kardeşim. Yani orada kazanamıyorum. Ben kaybediyorum diyorsanız o bunun yolu, yöntemi olmamalı. Yani bakın burada işi bir sendika boyutuna yani memur sendikası boyutuna falan dökmek bana göre yani hukuk adına söylüyorum. Yani başka şey. Memur sendikası konumuna sokup da işte solcuların sendikası, hükümetçilerin sendikası, yandaş, muhalif, milliyetçilerin sendikası falan gibi böyle bir onlara ayrışmaya girilirse o zaman bu hukukçuların bence itibarıyla da bana göre itibarıyla da etkili olacaktır yani muhakkak ki. Bence çok konuyla uğraşmanın manası yoktu ama böyle bir şey yapıldı. Çıktı yasa. Ha bu yasa ne olur onu da söyleyeyim. Yarın bir hükümet değişikliği bu yasa ortadan kalkar. Ben açık ve net söylüyorum. Yani bu konuşmalar muhakkak ki tarihsel süreçte tabii, de arşivde kalacaktır. Yani bu hükümet giderse başka bir hükümet gelirse bu yasaları değiştirir. Yani şu son cümlenize katılmak çalışıyorum da Eren Bey yakın siyaset hep biliyoruz. İktidardayken iki kere iki beş ediyor. Yok etmez artık siyasete. Muhalefete geçtiğiniz zaman da 3 ediyor. Yani acaba şu andaki muhalefet
farz edelim CHP yani muhalefet. İktidar olduğu zaman iktidardakinin işine gelmiyor. Çünkü bunu nasıl söylüyorum? Seçim kanunu ve siyasi partiler kanununda da muhalefetteyken hep bir kere 5 diyenler iktidara geldiği zaman 3 deyip bir türlü yasayı değiştirmiyorlar. Acaba barak kanunu değişir mi? Ben o konuda biraz sizin kadar emin değilim. Yani, siz iddialı konuştuğunuzda değişir mi? Yani orada şöyle bir şey var. Tabii ki barolar muhakkak ki baskı yapacaktır böyle bir şeyde. Yani baroların bu eylemleri, bu baskıları kesilmeyecektir. Yani onu ben o şekilde düşünerek söylüyorum bunu. Ama tabii yani şimdi burada şunu da görmek lazım. Hani bizde sırtında yumurta küfesi yok dedik ya. Muhalefet. O yüzden şimdi konuşması biraz daha kolaydır yani. Şimdi muhalefetteyken konuşmak her zaman kolay olur. Ama şeye geldiğiniz zaman, iktidara gelince, hükümete geldiğiniz zaman, hükümeti yönetmeye başladığınız zaman bir takım şeyleri daha iyi değerlendiriyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İstihbarati bilgileri alıyorsunuz. Öbür taraftan ne bileyim askeriyeden bilgi alıyorsunuz. Oradan buradan. İşin maliyeti var, ekonomisi var, her şey var. Detaylı olarak değerlendiriyorsunuz. Muhalefet gel, salla. Ve gerahının boşaması kolay. Aynen öyle yani o şey. Dolayısıyla şeyin Cumhurbaşkanı'nın çok güzel bir sözü vardı bu şeyle ilgili. Ayasofya ile ilgili hatırlıyorsanız öğrencilere dedi ki ya bunlar dedi devlet yönetmeni ne olduğunu bilmiyorlar diye söylemiş hatırlıyorsanız. Geçen sene. Evet, onu geçen sene atladım. Evet. Geçen sene Mart'ta bunu dedi. Evet. Bir yıl sonra ne değişti? Onu söyledim de şimdi orada mesela söylediği şey çok önemli bence. Ve doğru bir yani, şey söylüyor. Tabii ki şimdi işin devlet yönetimi kısmına baktığınız zaman o zaman çok daha fazla nüanslar giriyor işin içerisine. Ve siz bunların hepsini organize etmek zorundasınız. Tabii. Çok yani doğru. Dolayısıyla o hepsini düşündüğünüz zaman bazen mesela biz belki sade bir vatandaş olarak şöyle bakıyoruz ya niye böyle yaptın kardeşim bu yanlış oldu falan diyoruz ama şeye baktığın zaman işin belki arka yüzünde bir bakıyorsun arka yüzünde birçok bizim aklımızın ucundan daha geçmeyecek dengeler, dengeler var. Çok dengeler var. Tabii. O nedenle de şey tabii devlet yönetim muhalefetten devlet yönetimine geçtiğiniz anda çok bazı şeyler çok farklılaşıyor yani. Dediğiniz gibi o bekara avrak boşamak kolay oluyor yani amiyane tabiriyle. Şimdi öteki türlü de ben şöyle düşünüyorum. Yani muhakkak mesela herkesin tedirgin olduğu şöyle bir konu var o Ayasofya konusunda. Hı. İşte Moskova'da mesela camimiz var. Rusların Ortodoks. Avrupa'nın çok yerinde. Ve hani Ruslar Ortodokslar. Ortodoks olduğu için önemli. Veya işte Filistin'de Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde şöyle olur böyle olur falan gibi. Birçok şeyler var, böyle tevatürler var. Yani. Ama tabii ben bunu şöyle düşünüyorum. Yani tabii ki bir an önce falan mı söylemişti onu Cumhurbaşkanı konuşması? Hükümet olmak kolay değil diye. Evet, evet. Geçen sene Mart'ta. Geçen sene. Bir sene önce falan. 15 ay önce. Yani 15 ay önce söylediği bir laf. O zamanki ama doğru, şimdi ne değişti? Hayır, şöyle bir şey. Yani işte dediğim gibi bunu da eleştirmek istemiyorum. Eleştiremiyorum yani bunu. Niye eleştiremiyorum? Çünkü yani burada bana göre büyük ihtimalle uluslararası ilişkiler bazında Ayasofya'nın camiye döndürülmesi konusunda girişimler yapılmıştır yani. Yani tutup da bence akşam benim yattım sabah da aklıma geldi hadi bunu cami yapıverelim gibi bir şey olacağını sanmıyorum. Bir de seçim de yapalım. Seçim kozda değil. Tabii yani seçim kozda değil. Bu iki konuyu ben de düşünüyorum. Yani. Bu en azından bakın bu şöyle bir şey. Son aşağı. Bu ne olursa olsun. Yani ben Ayasofya'da o gün akşam Ayasofya'nın önüne gelen insanları gördüm. Onlarla konuştum. Ve şunu gördüm. İnsanlarda bir moral var. Moral oldu. Yani sırf o insanlara o güzel yüzü gösterebilmek, sırf o morali verebilmek için de güzel denilebilecek bir olay haline. Bir milli takımın İngiltere 5-0 yenmesi. Aynen öyle. Yani mesela şimdi en azından Konya halkı Konya Spor'u konuşacakken mesela Ayasofya'yı konuşuyor. Bu bile evet. Bana göre güzel bir moral yani. Yani tüm bu son kısa dönemdeki kamuoyun gündem başlıklarından belli şeyleri konuştuk. Böyle bir genel toplantı soru soracak olursam. Türkiye nereye gidiyor? Evet. 18 yıllık AKP iktidarında Türkiye nereye gidiyor? Ya yani bu şöyle. Tabii Türkiye bir hani ne derler ona makas değişikliği denir. Yani Türkiye'de tabii bir sistem değişikliği var şu anda. Tabii. Parlamenter yani, sistemden Cumhurbaşkanı sistemine geçti. Tabii yani o da tabii ki bunların içerisinde bir nüans. Tabii Türkiye her şeyden önce feodal bir yapıdan
liberal bir yapıya geçiyor. Yani bana göre olayın önemli kısmı bu. Yani aslında yani açarım abi. Yani AKP'den önce feodal mıydı ya? Tabii yani biz ekonomik anlamda. Tabii ekonomik anlamda da şu anda biraz daha liberal diyorsun. Şimdi liberalleşmeye çalışıyoruz. Yani bu yeni anayasayla birlikte sermaye için tamamdır da yani özelleştirmeler tamam bu açıdandır ama sosyolojik açıdan da mı sizce liberalleşiyoruz? Tabii yani bu bakın yani şöyle çok ya, aksini söyleyenler neye dayanıyor? Türkiye muhafazakarlaşıyor diyen de var. Muhalefet bile muhafazakarlaştı diyen de var. Yani. Yok yok yani şimdi tabii bu sistem değişikliklerinde zaman zaman beklenmeyen şeyler oluşur. Yani bir bakarsınız işte solcular sağcı gibi gözükmeye başlar. İşte sağcılar daha olmaz radikal yani. Solcu gibi gözükmeye başlar falan böyle. Tabii böyle şeyler geçiş olabilir ama bu geçiş dönemiyle alakalı bir şey. Zaten şu anda liberal olduk diye bir şey söylemiyorum. Yok ama geçiş dönemi. Ama mesela bakın şöyle bir örnek vereyim ben. Bunu genelde her yerde örnek veriyorum. Daha iyi anlaşılması için. Şimdi eskiden bizim çocukluğumuzda falan böyle Almancı dediğimiz bizim Türk vatandaşlarımız Almanya'da. Evet Almanya'da çalışanları Almancı dedi. Keskin şey kesin dönüş kesin dönüşle demeyeyim. Yaz dönüşlerinde yaz tatillerine geldiklerinde anlatırlardı. Dinlerdik. Almanya'da neler olduğunu. İşte derlerdi ki mesela ya Alman vatandaşı orada markete gidiyor. İşte bir dilim karpuz alıyor. Dört tane elma alıyor falan diye. Halbuki biz nasıldık o zaman? Biz domates mi alacağız? Kasayla. Karpuz mu alacağız? Çuvallarla. Evet. Yani işte ne bileyim diğer... Çuvalla gidelim. Doğru, üstte çuvallarla. Aynen öyle. İşte elma mı alacağız? Kasalarla. Yani biz orada kilerimizi atardık. Orada dururdu. Doğru mu alacağız? Yani, çuvalla. Her şey öyle. Toplam. Şimdi o zaman biz gülerdik. Yani böyle şey mi olur? Bugün yani dört tane elma mı olur falan derdik. E şimdi bakın yani bugün toplumun büyük bir çoğunluğu artık yani. Şeyden şeyi marketlerden evet, alışveriş. Alın ne yapacaksan işte marketten alıp yapıyor diyor. Tabii buzdolabına boş neredeyse. Ve şunu ben hatta bazen marketçi arkadaşlarla sohbet ederken onu söylüyorum. Böyle biraz fazla vermeye kalktılar ya bizim evde duracak ama siz burada durun falan diyor. Şimdi işte bu yani o tabii bu neden kaynaklanıyordu? Şimdi Avrupa'daki o liberal sistem daha bireyselci bir sistemdir. Yani liberalizm ve kapitalizm daha bireyselci bir sistemdir. Yani dolayısıyla insanlar orada bireyi, kendilerini düşünürler. Devleti değil, asıl olan yani, vatandaş. Tabii tabii, devlet vatandaş için vardır. Ve işte Almanya devleti Alman vatandaşı için vardır diye düşünür. Ve buna göre işini yapar ve hesabını başka şeylere göre yapmaz. Adam o günlük hesabını yapar. Ben efendim bugün bir tane elma yiyeceğim. Değil mi? Bir tane elma yiyeceğim. Yarın yarın. Şimdi bizde de bu yeni biraz da yeni anayasayla birlikte bu yeni anayasa tabii ki bir takım değişiklikler getirecek ve biz de o anayasadaki uyum yasalarının da çıkartılmasıyla birlikte biz bu değişimi yani bu sistem değişikliğini çok daha fazla fark etmeye başlayacağız. Yani o zaman işte bu söylediğim şeyler aslında daha iyi anlaşılacak. Şimdi tabii biraz daha böyle ayakları geçiş havada gidiyorsun şu anda. Bu tabii bir geçiş dönemi. Bu işte tabii toplumun alışması da zor. Yani biz hala ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Yani bugün işte annenizi babanızı en son ne zaman ziyaret ettiniz mesela sorsam belki bir haftadır yani. Bizde daha ilerisi biraz şeydir. Abes karşılığı yani. Düşünün böyle. Ki her gün şimdi telefonlar var. Her gün muhakkak telefonla konuşulur. Yani baktığımız zaman biz hala o ataerkil toplumun içerisindeyiz. Tabii bazı şeyleri kabullenmemiz, bazı şeyleri yenilik şeklinde algılayıp o yeniliğe adapte olmamız falan biraz zor gözüküyor ama bu zaman içerisinde muhakkak da olacaktır. Yani dolayısıyla da Türkiye nereye gidiyor sorusunun aslında en güzel cevabı Türkiye liberal bir Avrupa devleti haline gelecektir. Yani bunun şekli, şemali budur. Kesinlikle Türkiye bir muasır medeniyetler dışında bir devletlere benzemeyecektir. Onu kesinlikle ve kesinlikle söyleyeyim yani. Böyle işte bazıları diyor muhafazakarlaşıyor, Araplaşıyor, bilmem ne yapıyor, işte şuraya benziyor, buraya benziyor. Türkiye Cumhuriyeti de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları da hiçbiri böyle bir muasır medeniyetler dışında bir şeyi, ne derler ona, ikbali kabul etmez yani sanırım. Yani ben de bu konuda şöyle bir görüş belirteyim. Şu teknoloji yok mu teknoloji? Evet. Buna dünyada yaşayan hiçbir
canlı demeyeyim de hiçbir insan hayır demez. Hayvanlara bilemem, bitkilere demem. Ama insanlar dini, milletin ne olursa olsun o zaman bunu kullanan, gücü ele geçirip daha doğrusu bunu da serverlarından, merkezlerinden ele geçiren güçlerin isteği neyse dünya ona doğru gitmek zorunda. Global bir köy olmak zorundayız. Yani zorundayız diyorum. Yani bunu zorlayacak ancak onlardan daha güç olursa belki, ama şu anda dünyada egemen bir sermaye gücü olduğu realite ve bu sermaye güçlerinin birbirine çakışmadığı çok uyumlu ve 5 aile falan deniyor. Uyumlu oldukları da bir realite olduğuna göre yani biz ister istemez bu dünyanın globalleşmesine ve belli o izimlere, ne izimse, bugün kapitalizm olur, yarın o insanlar belki sosyalizm isterler, bir şey isterler. Ama onların isteği, yani teknoloji sayesinde biz global bir köy olma yolunda Türkiye olarak da mecburen ayak uyduruyoruz. Aksi muhafazakarlaşma veya bu sürecin dışında kalma bence çok zor, hatta imkansıza yakın. Bir de şu var, bu ara ara çatışmalar yaşanıyor ya Türkiye'de. Bunu sosyolojik açısından ben şöyle yorumluyorum, yani biraz hocamlardan da bu fikri edindim. Her gelişmekte olan veya gelişecek olan da çatışma olur. Yumurta çatlamadan civciv çıkmaz. Tohum çıkacağız. Yani bir yerde çatışmanın olması varsa diyor üzülmeyin. Orada gelişme olacaktır. Zorlayan var. Çatışmanın olmadığını düşün, durağan olduğunu düşün, stabil her şey. Orada bir şey olmaz. Ha. Yani Türkiye'de de sosyolojik anlamda tabii ki biz isteriz. Dinimiz ve inancımız göre herkes kardeş olsun, dost, barış falan güzel sözler. Fakat çatışma bir bakıma da gelişmenin habercisi. Dolayısıyla inşallah yani iyi niyetlerle tabii ki biz her yönüyle gazeteci yorumlamak zorundayız ama iyi niyette bardağın dolu tarafından baktığınız zaman Türkiye'deki bu çatışmalar da Türkiye'nin gelişmesinin habercisi olarak yorumlanıp değerlendirilebilir inşallah. Tabii burada şunu da atlamamak lazım. Yani şimdi tabii eski tip siyasette şu bir vakadır. Yani işte herkes kendi tabanını daha diri tutabilmek için, daha bir arada tutabilmek için karşı tarafta bir düşman yaratıp o düşmanı tukaka göstermek. Maalesef şu anda çok fazla tükürüyor. Şimdi de maalesef bu tabii eski tip siyaset şeklidir. Ve halihazırda bizim toplumumuz da bu tip siyasete alışıktır. Alışıktır. Ama zaman içerisinde bundan aşılacak. Ama yani, herkes, dikkat ediyorum abi, herkes bu ayrışmadan, ben bu tutlaşma, ben sen ayrışma diyordum. Ne olursa olsun bir realite var. Evet. Yani Türkiye nüfusunun %100'ü bundan muzdarip ama aynı %100 kendi tarafından öbür tarafa hala laf yetiştirmekle. Ya bunu ben şeye benzetiyorum. Şimdi tabii bizim toplumumuzda bazı algı yönetimleri çok büyük iş yapıyor. Şimdi bakın mesela bu 90'lı yıllarda, 95-96 o yıllarda hatırlarsanız eğer bir anket yapılıyor mecliste. Meclise gelen insanların, meclise ziyaret eden insanlarla ilgili bir anket yapılıyor. Ve orada şu sonuç çıkıyor. İşte özelleştirme yapılsın mı yapılmasa mı? Soru bu. Yani %90 neredeyse, tam şu anda rakamlar tabi aklımda değil ama çok büyük bir çoğunluğu evet yapılsın diyor özelleştirme. 90'lı yıllarda. Evet. Şimdi aynı kişilere soruyorsun, sen niye meclise geliyorsun? Yani meclise niye geldin, niye ziyarete geldin? Oğluma, kızıma iş bulmak için. Devlette iş bulmak için. Şimdi özelleştirmeyi savunuyorsun ama devlette iş arıyorsun. Yani bu, tabii bu böyle bir karmaşa yani aslında. Tabii bu tür şeylerde toplumlarda zaman zaman böyle algı yönetimleri iyi iş yaptığı zaman, iyi bir algı yönetimi yapıldığı takdirde böyle tezat sonuçlar ortaya çıkabiliyor yani. Toplumları bu şekilde yöneten, yani yönetim erkine sahip olan iktidar gücü olanların toplumu yönetmekte kullandıkları iki silah var diyebiliyorum abi yani. Birisi işte kendine bağımlı yapmak. Üstünde ya güce bağımlı yaparsan insanlar ne gücü? İşte iktidar gücü, maddi gücü. Ha, mümkünse manevi güç, inancı da al. Çünkü insanlık tarihi boyunca en güzel istismar din istismarıdır. Dini de yanına alırsan o toplumu eline geçmeyi, bu güce eline alacaksın bir. İkincisi bir de korku olayını güzel organize edebilirsen insanlar korkuyla kontrol altına alabiliyor. Bir maddeyle tüketici yokun, bir de korkuyla. Şimdi bizim mevcut iktidar 2002'den bu yana 18 yıl geçince artık stajlık, kalfalık, çıraklık bitti. Şu anda muhtarlık dönemindeler. Bu ikisini çok iyi yapıyorlar. Yani millet, vatandaş ne zaman nasıl korkutulacak veya nasıl bağımlı gelecek, nasıl kömürle, torbayla, makarnayla veya iş güç öyle. Onun için iktidar şimdilik diyor ama ben Türkiye'de bu genel şey bölümü bitirmeden önce şöyle bir görüşmeyeyim. Nasıl, siz nasıl
değerlendirmesini bilmiyorum. Türkiye'de genelde insanımız iktidardan ziyade, iktidarın yanlışlarını söylenebilir. Şimdi 2002'de ilk 10 yıla baktığın zaman iktidarın zaten oy oranlarında yansıyor iyiydi ama son dönemlerde artık insanlar diyor ki, benim şahsi kanaatim bahsediyorum. Ya iktidardan rahatsızlanmaya, sıkılmaya başladık. Evet, kibire, israfa bulanırlar ama işte ama muhalefet bir türlü alternatif olamıyor. Muhalefetin görevi sadece muhalefet olmak mı, alternatif olmak mı? Olmak da bir asli görevlerinden biri, bence öyle de olmalı. Ha. Türkiye'de bu AKP iktidarının bu kadar uzun süreli olmasının sebebi onca hatasına, onca zikzaklara, onca ne bileyim itiraflara rağmen hala bugün seçim olsa yine birinci var. Muhalefetin, bizim Türkiye'de muhalefetin acaba alternatif olamama da kronik bir sorunu bence. Bunu nasıl çözeceğiz? Yani, ya, muhalefeti nasıl eleştiriyoruz? İktidarı eleştiriyoruz. Ya olan. Şimdi bir kere başta şunu söyleyeyim. Yani toplum şunu dinleyin. Dünyanın hiçbir yerinde muhalefete muhalefet edilmez. Yani zaten ama muhalefet alternatif olmalı değil mi yani? Şimdi muhalefet iyidir veya kötüdür. Eğer kötü. Muhalefeti beğenmiyorsanız zaten iktidarda devam edersiniz. Türkiye'de oluyor işte. Demek ki beğenmiyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Tabii burada yine şunu şu konuda hiçbir beis yok. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan belki de son 50 yılın en iyi lideri. Lider ya. Dünya yani, lideri. Şimdi buna kimse yani bir şey demiyor. Bu liderlik vasfı da bizim Türk toplumlarında çok önemlidir. Yani bizler bakın böyle hani tabiri caizse çok yine amiyane olacak ama Polat Alemdar'ı böyle kralaştıran, kutsallaştırmış bir insanın toplumu. Çağrı oldu diye toplumun cenaze namazı mı oldu? Tabii yani aynı öyle. Şimdi düşün. Biz böyle lider vasfı olan güçlü insanları biz seviyoruz. Ve bunların peşinden gidiyoruz. Biyatta hazırız yani. Tabii aynen öyle. Biyatta hazırız yani. Dolayısıyla bir kere bu 18 yıldaki en önemli unsur yani Tayyip Erdoğan'ın liderliği. Yani karşısında belki onun gibi bir lider çıksaydı çoktan nöbet değişimi olurdu. Olabilirdi. Şimdi onun dışında baktığımız zaman yalnız şu andaki geldiğimiz yine yeni anayasaya atıfta bulunacağım ben. Yeni anayasayla birlikte biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında bundan sonraki dönemlerde maalesef Cumhurbaşkanı'nın çok böyle lider vasıflı, güçlü bir kimlik olmasını kabul etmiyor. Yani etmiyor. Yani bundan sonraki süreçte ittifaklar olacak ve yani mecburen olacak. Bu %51 olacak. Yani şimdi bakıyorsunuz işte bir tarafta MHP, AK Parti, diğer işte büyük birlikler, Vatan Partisi falan bir tarafta öyle bir ittifak, bir birliktelik var. Diğer tarafa baktığınız zaman işte CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet, HDP'yi oraya katmak lazım mı değil mi onu da bilmiyorum. O da aynı bir muhabbet. O değil diyorlar, değiliz. Öyle söylüyorsa öyledir. Yani bunu ben Erhan diyorum, yok ya Erhan değilsin, sen Ahmet'sin demek. Sen hikmet düşmansın, Ahmet'e demiyorsun. Sen hikmet düşmansın. Yani ya öyle arkadaş. Demek doğru değil, ne deniyorsa o. Evet. Şimdi öyle de olsa yani sonuçta bu şeyler olacak yani bu birliktelikler yaşanacak mecbur. Dolayısıyla buradan da işte daha kuvvetli, daha kudretli, daha böyle lider vasıflı bir Cumhurbaşkanı'nın çıkması çok ihtiyaç da değil aslında yeni anayasaya göre. Çünkü yeni anayasa kurumları çalıştıracak ve kurumların organizasyonu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı hükümet başkanı olarak sağlamış olacak. Aslında temel yeni anayasadaki seçim sonucunda gelişecek hükümet sistemi böyle yürüyeceğe benziyor. Bunun için de çok böyle lider vasıflı biri olmaya gerek kalmıyor. Ama kurumları neyse, kurumlar hangi kurumlar? Yasama, ya, yürütme, yargıdan bahsediyorsanız üçü de Cumhurbaşkanı. Ya tabii bunu şu an için değerlendirirsen. Ha, bunu geçiş olarak diyelim. Yani bunu şu an için değerlendirdiğiniz takdirde öyle. Ben söyleyeyim biraz daha teorik. Için inşallah. Biraz daha teorik. Yani Türkiye bu aşamaya gidiyor. Yani bugün şöyle bir düşünün. Yani bugün Cumhurbaşkanı yeni anayasayı değiştirdi. Daha doğrusu AK Parti yeni anayasayla birlikte yeni anayasa değiştikten sonra Cumhurbaşkanımız şu anda seçimli olasılığı bile zayıfladı. Bir risk var ortada. Yani siz her ne kadar AK Parti birinci parti çıkardı deseniz de ama %50 etmez. Çok zor gözüküyor. Yani işte ne olacağını bilmiyoruz. Tabii seçim olursa eğer önümüzdeki dönemlerde bir seçim olursa o zaman göreceğiz. Evet. Ama
normal şartlar altında eski hükümet sistemine göre olsaydı yapmışlardı. Belki %30 alacaktı AK Parti, %30'a düşecekti ama %30'da meclisin çoğunluğunu alıp başbakan da AK Parti genel başkanı olabilecekti. Yani o zaman Cumhurbaşkanı'nın işi çok daha kolay olacaktı. Cumhurbaşkanı zor olanı seçerek bu anayasayı getirdi. Dolayısıyla bu bile bana göre büyük bir adım yani. Yani siz destekliyor musunuz bu Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini, doğru biliyor musunuz? Yani şimdi... Burada da şöyle bir şey var. Aslında bu sorunun cevabı evet veya hayırdır ya. Şimdi evet dediğim takdirde şöyle bir şey çıkıyor. Ya işte senin söylediğin Cumhurbaşkanlığı sistemi yok, bu kardeşim falan. Tamam, ama diyebilirsin. Bu, mesela yani, aynı soru bana sor, ben diyorum ki bence destekliyorum. Ama diyorum Cumhurbaşkanı partili olmasa bence çok güzel. Hatta Cumhurbaşkanı partili olması yalnız benim şeyim. Şimdi bunu ben şeye benzetiyorum. Ben işin o taraf, yani o çok küçük bir ayrıntı. Ben ona çok fazla takılmıyorum. Ama onun da olabilir abi. Cumhurbaşkanı seçimde 100 gram oyla oy istiyor ya, çayla oy istiyor. Bakın şey hiç o önemli değil. Yani bugünkü yaşadığımız hükümet baskısı mı diyeyim veya hükümet şeyi tahakkümü var. Tahakkümü Cumhurbaşkanı'nın liderlik vasfından kaynaklandığını düşünenlerden. Yani oraya ılımlı biri gelse sistem uygun diyor. Yani oraya şimdi yeni bir seçim olduğu takdirde ve Cumhurbaşkanı değiştiği takdirde o zamanki sistemin ilerlemesi çok daha farklı olacak. Bu yasaya göre gelen adamlar mecburen partili olacak. Hayır. Partide hadi seçim Mart çayda ama diyecek. Bu anayasayla değil biliyorsunuz, daha uyum yasalar hiç konuşulmadı. Uyum yasalar evet, ya çıkacak da çıkmadı. Hiç zaten var. Önemli olan bakın yeni anayasanın, yani benim desteklediğim kısmı yeni anayasanın uyum yasaları. Çıkarır mı abi? Mevcut yani. Cumhurbaşkanı kendinin içine girmeyecek uyum yasalarını çıkarır mı? Yani çıkarır mı diye bana sorarsan onu bilmem. Çıkarır mı? Kadar çıkar çıkaracak mıdır? Çıkaracaktır. Ben çıkarır mı? Çıkarır mı? Çıkarmaz mı? Çıkarmazsa ayıp eder. Yani, şimdi siyasi partiler kanunu, ondan seçim kanunu, onlara dokunmayan, onu niye çıkarsın ama şimdi bir de... Ama muhakkak onlara da dokunulacak. Ülkenin yani, nefası diye bir joker kelime var, onlar da sana sığınıp gidiyorlar yani. Bakın burada şöyle bir şey var, yani şimdi bu süreçler çok kolay süreçler değildir. Ya yani muhakkak tabii. Osmanlı'ya dönelim. 1402 Ankara Savaşı. Hı. Ankara Savaşı'nda ne olmuştur? İşte Beyazıt yenilmiştir. Akabinde bir fetret devrine girilmiştir. 12-13 sene, tam şu anda 12 sene herhalde değil mi? 12 sene. Devri. 12 sene fetret devrine girilmiştir. Ne olmuştur şey? 1402, 12 daha eklersem 1414. 1414. 1413 desem 40 yıl. 40 yıl sonra İstanbul'u fethediyorsun. İstanbul'u fetheden bir Osmanlı Devleti'sin, imparatorlusun. Ve çağ açıp çağ kapatıyorsun. 40 yılda. Yani şimdi bu dönemler ona mı benziyor? Keşke. Hayır yani olabilir. Şimdi bu tür şeylere böyle de bakmak lazım. Ya ben sonuçta Türk insanıyım, Türk vatandaşıyım. Ve dolayısıyla da ben bu işin böyle olmasını da temenni ediyorum. Aynı tarafa. Efendim yani bunu hükümet böyle yapmazsa eğer seçimlerde gideceğiz, oyumuzu ona göre vereceğiz. Yani. Yerine ona göre birini seçeceğiz. O da yapmazsa onu da göndereceğiz, yeni birini getireceğiz. Yani bu doğru. İşler maalesef demokrasilerde bu işler böyle yürüyor. Böyle seçimler. Yani başka yapacağımız da bir şey yok. Yani. Ha, şu anda ben evdeki doneleri aldığım takdirde evdeki işte AK Partili milletvekilleriyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz bu tür şeyleri. Sevdiğimiz dostlarımız, abilerimiz vesaire. Yani veya ne bileyim işte diğer partilerle de öyle sürekli konuşuyoruz bunu. Yani burada olması gereken, yani ben olması gerekeni yine söyleyeyim, teorik manada söyleyeyim. Evet. Bu anayasa çıktı, bu anayasaya uyum yasaları da çıkacaktır. Ve bu uyum yasalarının çıktıktan sonra da tabii ki biraz yine sancılı bir dönem olacaktır ama yani bu sonuçta Türkiye'nin dünya konjonktüründe, global dünyaya uyum sağlaması için bana göre geçerli olabilecek bir yasa şekline gelecektir diye düşünüyorum. Ama evet. Bu tabii çok kısa vadede olacak bir şey değildir malum. Evet. Ben bir son bölüm, son soru. Önüne evet. Nereye gidiyor? Aslında iş şey yapacak. Ya, evet. Son Türkiye sondu da. Yani bu evet, şeyden evet. Öyle geçtik. Ben şunu söyleyeyim. Konya, dün, daha dün beraber işte Bölge Belediyesi Başkanımız Konya'nın son 3-5 aylığını değerlendirdi. Evet. Sizin görüşleriniz. Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani tabii sürekli işte geçen haftadan önce şeydeydim. Antalya'daydım. Hı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daydım. Yarın da kısmetse Erzurum'a gideceğim. Şimdi devamlı şehir dışına gidiyoruz, geliyoruz. Orada diye başka şehirler. Hayır, ben o başka yerlerde. Tabii başka şehirleri görüyorum. Oradan bakalım.
inanın çok samimiyetimle söylüyorum. Yani bunu hani Uğur İbrahim Altay'ı Konya'ya yaşamakla vuruluyorum diyeceksin. Evet. Tabii, bütün Konya, ben diyorum yani. Konya gerçekten çok güzel. Gerçekten. Bak ben öyle muhalif ediyorum ama Uğur Bey'e ve Konya'ya yapamıyorum abi. Tabii tabii. Yani bunun hiç başkası olmaz. Uğur Bey, Uğur İbrahim Altay gerçekten çok iyi bir yönetim sergiliyor. İyi bir insan. He. Yani eksikleri var mıdır? İlla ki var. Eleştirilecek yeri var mıdır? Vardır. Hatta bazı konuları çok böyle eleştirmek istiyorum. Tam dilime geliyor, dilimin ucuna kadar geliyor. Söyleyeyim diyor. Eleştir ya, İbrahim Altay hiç yapmaz. Hayır, yani. Emret zaten sağ olsun da. Ama şu geliyor aklıma, ya diyorum ama geçen de ben Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de olay böyle işliyor. Daha bizim kesin. Burada böyle diyorum. Daha yine, güzel değil mi? Yine bu bizimki yine iyi diye bu sefer devam ediyorsun. Yani şimdi bunu görmek lazım. Konya Büyükşehir Belediyesi iyi yönetiliyor. Kesinlikle. Eksiğiyle geliyor. Yani sonuçta Uğur İbrahim Altay bence bu dönem için bir şans. Ve Uğur İbrahim Altay tabii ki yine hani bunu daha böyle kulis sohbetlerinde konuştuğumuz bir konu. Uğur İbrahim Altay aynı zamanda Ankara'da da iş yaptırma erkine sahip bir belediye. Yani bakanımız var. Yani o onun dışında o da yani kendisi de o baskıyı yapabilecek. Evet, evet. Tabii, arkasındaki tabii. Oy oranı avantaj. Tabii, tabii. Konya'mızın jeolojik ve konumu, belediyecilik. Halkla diyaloğu. Yani bir sürü farklı yani, hepsi olur evet. Beyden yani. Yani. Eksiği yönü yok. Yani. Evet, o yönden Konya'nın gidişatını ben beğeniyorum. Şimdi. Ama şimdi burada şey olarak ne derler ona, böyle daha kişisel baktığın zaman olaylara, daha böyle küçülttüğün zaman objektifi, o zaman tabii başka şeyler söyleyebilirsin. Yani evet. Benim evime giderken caddenin önünde düzgün değil. Çukur var dersin. Ya, çöp alamamış falan. Bu şeyler var. Muhakkak vardır. Ben buradan da aslında izleyicilere şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Mesela evet. Böyle bir konuda evet, zaten son dakikalarda çok güzel bir şey yapmıştı Uğur İbrahim Bey. Yani eğer bulunduğunuz konumda bir hatalı şey görüyorsanız belediye adına, belediyeyi arayın kesinlikle söyleyin. Onu yani söylüyor. Bunu kesinlikle... O söylemeyi zaten kendisi ulaşıyor. Evet evet. Yani bunu kesinlikle şey yapıyorlar. Yani bir şekilde muhatap alınıyor ve o talepler muhatap dikkate alınıyor. Bence en önemlisi de bu. Yani sizin isteğiniz, talebiniz çok böyle bize göre, bir başkasına göre çok böyle şey olmayabilir, ahım şahım bir şey olmayabilir ama bunun yerel iktidarın bunu ciddiye alması bana göre çok artı bir değer yani. Konya için artı bir değer. Yüzünüz katılıyorum. Evet. Yani öyle yani çok şikayet eden, evet. Uyarlı bir vatandaşım inanın. Gördüğüm her şeyi belki de abartıyorum ama ben bilerek abartıyorum. Yani sizin dediğiniz gibi hem belediye test etmek adına dur bakalım. Bir yanlış şey hemen ama telefon ama mesajla ne yapacaklar değil. O konuda kesinlikle yani bir önceki dönemin Tahir Bey de aynı Konya, aynı oy oranı ve aynı ama onda muhatap bile bulamıyor. Evet. Ne başkanın kendine ulaşabiliyordu. Aynı kadro gibi ama işte başkan öyle olunca altta öyle ama şimdi başkan değişince belediyede bir anda hizmet anlayışı, belediyecilik anlayışı her şey değişti. Ben orada tabii Tahir Bey'in de hakkını yememek lazım diye düşünüyorum. Tahir Bey'in belediyeciliğini de ben çok beğenirdim. Onu söyleyeyim ama iletişimde maalesef eksikliği olduğu söyleniyor vatandaş tarafından. Yani vatandaş ulaşamadığını söylüyor. Bu yönüyle tabii ki eleştirilebilir. Ona katılıyorum kesinlikle ama belediyecilik yönünden baktığımız zaman bazı şeyleri çok fazla ifade de edemedi. Mesela ben bir şeye tanık olmuştum. Kendisiyle konuşmamız esnasında. Bu Mevlana Meydanı'nın işte betonlaştırılmasıyla ilgili olarak. Hı. Yani işte herkes biliyorsunuz kızdı etti falan filan ama ağaçlar sökülüyor. En sonunda ortaya falan. Çıktı ki oradaki sulanan ağaçların vesairenin hepsinin suyu işte köpüne gidiyor, oraya gidiyor, büyük zarar verdiği için böyle bir yol izlediğini görüyoruz ama bunu anlatmakta maalesef zorluk çektiler veya anlatmak istemedi. Yani ben işimi yapayım da dedi. Nasıl yaparsam yani vatandaş hani balık bilmezse Haluk bilir mantığında bu şekilde yaptığını düşünüyorum. Yani çok doğru yaptığı işler vardı şeyinde. Ama iletişim sorunu vardı yani. İletişim sorunu zaten anlamda. Yoksa belediyecilik anlamında böyle tabii, yani, başına vuracak, kanırtacak. Tabii ki. Aynen öyle. Şimdi o zaman şöyle toparlayalım abi. Gerçekten ben son cümle olarak Konya nereye gidiyor dedim. Ne sizden ne bende bir somut bir Konya ile ilgili eksik şey yok olsaydı derdik değil mi? Hem de daha dün saat 10'da bas toplantısına beraber
göğsümüzü gere gere, başkan göğsünü gere gere biz de zevkle işte Konya'nın devam eden, planlanan yatırımlarını izledik. Evet, evet, evet. Tabii bu işte iki tane bakanımızın olması da Konya'nın bu dönemde bir şans, başkan için de şans. Ama biz de bunu hak ettik çünkü uzun yıllardır bakansızlık, bakanımız şekerimiz yoktu. Evet. En son Mehmet Geçici'lerden sonra neredeyse. Ya tabii burada da lafını keseceğim ama şöyle bir şey var. Şimdi tabii biz Konyalı bakan falan diyoruz ama şimdi burada şu var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık bakanın bir önemi yok. Yani bakan ne olursa sekreteri olur. Sekreteri oldu abi. Tabii tabii. Yani dolayısıyla eski dönemdeki gibi bakanın işte böyle etkin bir şey olmadığı için, yaptırım olmadığı için sonuçta Cumhurbaşkanı'nın yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümet hani tabiri caizse bir kişiden oluşuyor. Evet, tabii, o da Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla diğerleri sadece burada Cumhurbaşkanı'nın taleplerini ve çalışma planını uygulayacak ve bunları vatandaşa ulaştıracak insanlar nezdinde. Yani bundan sonraki dönemde Konya'dan bakan olup olmaması da çok önemli değil. Tabii ki olması bizim hoşumuza gidiyor. Hele birisinin Karapınarlı hemşerimiz olması daha da çok hoşumuza gidiyor. O ayrı bir konu ama yani sonuçta Sağlık Bakanımız da tüm Türkiye'de biliyorsun çok büyük teveccühler kazanan bu sağlık sisteminin en azından şu pandemi süresince evet. Çok sevilen, sayılan bir bakan olması da Konyalı olarak yine bizim bir gurur kaynağımız haline geldi. Bunları bir kere kesinlikle katılıyorum ama yani vatandaş da bunu aman efendim bakanımız yok, işte bundan sonra da bakanımız olacak mı olmayacak mı gibisinden bir beklenti içerisinde olmasına gerek yok. Bundan sonra her bakan, her ilin bakanı aynı zamanda. Evet. Buradaki önemli olan işte biraz evvel değinmeye çalıştığım oydu. Eğer belediye başkanı o bakanlara iş yaptırtabiliyorsa tabiri caizse bir şekilde tabii yerel iktidar belediye başkanıdır ve yerel iktidar da çok güçlü olmak zorundadır. Yani bunu da söyleyeyim. İki bakanımız Konya'mızın gerek Konya dışında hatta ülke dışında da Konya'nın toplam marka değerine tabii ki katkı sağlıyorlar. Evet. Yani bunu yok diyemeyiz. Yani şu andaki iki bakanımız Konya'ya yatırımlarda rolü hiç yok diyemeyiz ve Cumhurbaşkanı istediği için sekretere görev yapıyorlar diyemeyiz. Çünkü biz Konya'da olduğumuz için biz de hissediyoruz. Dikkat etseniz dün ben sordum ama tabii o soru bence ben sorduğuma sonra pişman oldum. Yani bir anda sordum. Çünkü orada basın önünde Sayın Belediye Başkanımız bakanlar bize torpil geçiyor da diyemez, geçmiyor da diyemez. Doğru. Ama biz şu anda sosyal medyada samimi bir program yapıyoruz. Ve şunu bu konuda size en son bak programımız bitiyor. %99 bu da raporda katılmıyorum. Katılmıyorum da ekleyin şöyle. Bu da benim görüşüm. Ben iddia ediyorum ki yani bu Murat Kurum ve neydi? Tarım Bakanı işte Osman Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Bu ikisinin Konya'ya yaptığı hizmetleri, yatırımları biz Konya'lar olduğumuz için belki pek farkında değiliz. Ama dünkü Uğur Bey'in Konya ile ilgili projeleri gösterdiği slide'daki yatırımların %99'u bakanlık bütçeliydi. Tabii, tabii. Eğer ki bu bakanlar Konya'lı olmasaydı Cumhurbaşkanımız yine de o projenin hepsini yaptıracak diyemiyorum ben. Konya'lı olmayınca bilemeyiz. Biz bir de şu zararını görecektik. O yatırımlar belki de yine ihtiyaçlı Konya'nın mecburen yapılacaktı ama o belediye bütçesiyle olacaktı. Biz bu sefer belediyeye başka şeylerle sistem edecektik. Dolayısıyla ben şunu demek istiyorum. Bakanlarımız, senin dediğine katılıyorum. Resmiyette tabii ki öyle. Bakanlar bundan sonra torpil yapamaz. Çünkü oyla gelmedi, oy defteri yok. Ancak abi, Türk insanı ya. Hemşecilik yaparız biz. Askeri de yaparız. Dolayısıyla ben Uğur Bey'e dün onu ima etmek istedim. Ki Uğur Bey de bunu bence başarıyla yapıyor. İki tane bakanımızın etinden, sütünden ziyadesini inşallah yararlanıyoruz, yararlanacağız da. Ama biz Konyalı olduğumuz için Uğur Bey diyemez. Biz de basınlar bunu çok fazla dile getirmemeliyiz. Ancak burada samimi ortamda diyorum. Allah razı olsun iki bakanımızdan da. Konya'ya yılların açığı ne lazımsa sadece Konya'da değil. Ha, ben ilçelere de tarlıyorum. İlçelere devasa yatırımlar geliyor. Yeter ki işin senin tarım şehircilik bakanından veya sağlık bakanından olsun. Biz yıllardır bu işleri sadece belediye imkanlarıyla yapmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla programı kapatırken iyi ki Konya'da yaşıyoruz. Türkiye'nin sistem değişikliği ve yatırım işi konusundaki sizin iyi niyetlerinize katılıyorum. Ha, geç süreci dediniz. İnşallah öyle olur. Ben de temenni ediyorum. Ben muhalefet gibi gözüküyorum ama benim kişiliğim gereği bir de gazetecilikte beni biraz buna atıyor. İlk zamanlar her ne kadar olur. Yani olana teşekkür etmek için değil. O insanlar oraya zaten o işi yapmak için geldi. Evet. Yapamadıklarını ben gazetecilik bile getirip bu sefer de muhalif gibi oluyoruz.
Ama gazetecilik zaten temelde biraz daha muhalefet gerektirir. Evet. Onun için bugün güzel bir program oldu. Genelde mutabık kaldım. Bu bakan konuları hariç. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Son kapatmadan önce sizin de mesajlarınızı alalım. Cem, öncelikle tabii çok teşekkür ediyorum tekrar Er Medya'ya, evet. Memleket TV'ye ve sevgili dostum Hikmet Peker'e çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığı için. Anadolu'da Bugün Gazetesi'nin sorumlu yazışlarını tabii ki burada gazetemizin de ismini geçirmezsen ayıp olur yani. Anadolu'da Bugün Gazetesi olarak da biz aynı zamanda size yine teşekkürler. Evet, bizim yayın organ biz ne zamanki bir kağıt varsa da bir şey olsa atıyoruz. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim bu bahaneyle. Biz de sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilere de, izleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım sıkılmadıkları zevk aldıkları bir sohbet olmuştur. Teşekkür ediyorum. Evet, bugün de Er Medya programının sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde yeni konu ve konuklarla tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın, huzurla kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim Erhan Bey. Teşekkürler.